Biz terör örgütleriyle beraber olduğunuz böyle bir operasyonun içinde sizlerle beraber olmayı hayırlı olsun. Çünkü YPG bir terör örgütü, PYD bir terör örgütü. Amerika bu iki terör örgütüyle beraber böyle bir operasyona giriyor. Bize düşen sadece hayırlı olsun dedi. Ama şunu da arkadan söyledik. Eğer bu terör örgütleri bizim ülkemize yönelik herhangi bir tehdit oluştururlarsa biz angajman kurallarından kaynaklanan haklarımızı kullanır, gereğini yaparız dedik. Bakın bunu da size dedik, peşine şimdiden söylüyoruz ve angajman kuralları bize bu yetkiyi veriyor. Bunun için adım atacağız. Biz de bunu kimseyle konuşmayız, kimseyle bunu danışmayız. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Ona göre adım atarız. Ve bu şekilde ülkemize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi tam tersine terör örgütlerinin sürekli desteklendiği, güçlendirildiği, karşımıza dikildiği bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Türkiye bu muameleye rıza gösterecek bir ülke değildir. Suriye ve Irak'ı birileri yürüttükleri güç savaşının sahası olarak görebilirler. Buralar bizim bin yıldır ayrılmaz parçamızdır. Buralardaki insanlar öz kardeşimizdir. Hepsinden önemlisi bu mesele bizim için bir beka meselesidir. Bir yanda kar hesabı, bir yanda can mücadelesi varsa burada herkesin Türkiye'nin beka kaygısına saygı göstermesi gerekir. Bugünlere sıkıntıların, sorunların, çilelerin kıskacında pişe pişe geldi. Artık 20 yıl öncesinin Türkiye'si yok. Artık 10 yıl öncesinin Türkiye'si de yok. Bilhassa 15 Temmuz ve 16 Nisan bizim için tarihi dönüm noktalarıdır. Yeni Türkiye gerçeğini dostlarımız çok iyi görüyor ve memnuniyet duyuyor. Hala bu hakikati görmek veya kabullenmek istemeyenler de çok yakında aynı çizgiye geleceklerdir. Yeter ki biz birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlü tutabilelim. Hep söylediğim gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olup Türkiye olacağız. Demokrasiden, şeffaflıktan, temel hak ve özgürlüklerden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden önümüzdeki tüm sorunların üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum. Proje bazlı yatırım teşvik sistemini başlatarak öncelik verdiğimiz sektörlerde Türkiye'nin enerji, aramalı, teknoloji geleceğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilhassa da yüksek katma değerli ürünlerin ülkemizde üretilmesine özel önem veriyoruz. Bu tür ürünleri hazır olarak almak yerine kendimiz üreterek içeriye ve dışarıya satabileceğimiz çok daha karlı bir sistemi kurmuş bulunuyoruz. Bu projenin bir diğer önemli kazanımı da öncelik verdiğimiz sektörlerde kendi devlerimizi, kendi markalarımızı, kendi araştırma, geliştirme altyapımızı ortaya çıkartacak olmasıdır. Enflasyonla mücadele her zaman olduğu gibi bugün de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Enflasyonla mücadelenin kalıcı sonuçlar doğurmasının ancak arzı artırıcı önlemlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. İşsizlik oranlarındaki artış son dönemin en üzüntü verici olumsuzluğu olmuştur. Bilindiği gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 7 Şubat'taki ekonomi şurasında bir istihdam seferberliği başlatmıştım. Bu kapsamda pek çok kişi ve kurum istihdamı artırma yönünde sözler verdiler. Bu sözlerin takibi için valilerimizi görevlendirdim. İlk fırsatta 81 ilimizin valisiyle yüz yüze ve telekonferans yöntemiyle görüşüp bu sözlerin ne kadarın yerine getirildiğini teker teker soracağım. İstihdamda da hedefimiz, müteşebbislerimiz eliyle üretim ve hizmetler sektöründe genişleme sağlamaktır. Mali disiplin, en başından beri taviz vermediğimiz ilkelerimizden biridir. Bundan taviz veremeyiz. Bütçe açığını
ve cari açığı kontrol altında tutma politikamızı yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Şahsen en çok önem verdiğim hususlardan biri de özel sektörün finansmana bol, kolay ve ucuz erişimini sağlamaktır. Maalesef bu konuda bankacılarımızla pek anlaşamıyoruz. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde girişimcilerimizi yatırıma yöneltmek, cesaretlendirmek kolay olmuyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan finans sektörünün yüksek karlılığı değil, üretim, istihdam, ihracat ağırlıklı yatırımların çoğalması, büyütülmesidir. Sizlerin de desteğiyle bu konuda bir ortak aktı devreye alabileceğimizi ümit ediyorum. Bununla birlikte yatırımlarımız için ilave kaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. Faizsiz bankacılığı, yüksek faizle milletimizi canından bezdiren klasik bankacılık sistemiyle rekabet edecek önemli bir imkan olarak görüyoruz. Türkiye Varlık Fonu'nu hayata geçirerek büyük projelerimizi destekleyecek kaynaklar üretmek için kolları sıvadık. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan kişi, firma ve fonların getirdikleri kaynaklar da bir başka önemli kaynaktır, imkandır. Ekonomimiz, yatırımlarımız ve projelerimiz için bütün bu imkanları değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Öte yandan ekonominin küreselleşmesi, beraberinde buna uygun bir hukuki altyapının kurulması mecburiyetini de getiriyor. Diğer ülkelerle oluşturduğumuz ekonomik işbirliği platformlarını çeşitlendirmek ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Bunların en önemlisi olan gümrük birliğinin yenilenmesiyle bununla ilgili olarak yaptığımız görüşmeler gayet olumlu bir şekilde seyrediyor. Avrupa Birliği ile sıkıntılı giden siyasi ilişkilerimizden farklı olarak gümrük birliğini güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bazı gerçekleri sizler tabii dışarıdan gözlemliyorsunuz. Ama biz yaşıyoruz. Bu gerçekleri yaşayalım, bilelim, ona göre de değerlendirmesini yapalım.